Enver Hocam merhabalar. Merhaba. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle su hakkında konuşacağız. Su, enerji, sürdürülebilirlik, çevre gibi kavramlar günlük hayatımızın bir parçası. Her gün çeşitli vesilelerle maruz kaldığımız kelimeler. Ama ne kadar maruz kalınıyor olsa da bazı konuları insanoğlu sanki kendisiyle ilgili değilmiş de başka birilerinin sorunuymuş gibi davranabiliyor. Alınan işte bir takım hukuki kararlar, açıklanan raporlar, iklim değişikliklerinin sonuçları maalesef magazin haberleri kadar gündemi meşgul etmiyor. Sanki bahsi geçen konu sorunlar kalıcı değil de bildiğimiz dünya hiç değişmiyormuşçasına yaşantımıza öylece devam ediyoruz. Hem insan sayısı artıyor hem de insanların yaşam kaliteleri bağlamında kullandığı dünya kaynakları azalıyor. Tüm bu tezat içinde Allah'tan sizin gibi değerli bilim insanları var da bir şekilde neden olduğumuz, sonuçlarını yaşadığımız sorunlara çare bulmak için çalışıyorsunuz. Sizin çalışma alanınız su. Hem temiz su kaynakları hem de sudan enerji üretimi gibi günümüzde en kritik iki konuyu siz araştırma alanı olarak benimsediniz. Araştıran az diye pragmatik bir neden mi güttünüz? Yani onca konu varken neden su konusuna eğildiniz? Önce oradan başlayabilir miyiz? Evet. Ayla Hanım, öncelikle teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Benim su teknolojilerle tanışmam daha lisans yıllarımdan itibaren başlıyor. Lisansta bir son sınıftayken bir diploma projesi yapmıştık. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde. Orada su kaynaklarından bakır giderimi üzerine bir konuyla çalışmıştım ve bir membran prosesin kullanıldığı bir çalışmaydı. Daha lisans yıllarımda çok ilgimi çekmişti bu konu. Daha sonra danışman hocamın da desteğiyle yüksek lisans yapmaya karar verdim. Yüksek lisansım esnasında bu sefer deniz suyunun arıtılması üzerine bir konu seçtik. Burada ne yapıyorduk biz? Deniz suyundan bor mineralini yine membran proseslerle giderimini gerçekleştirdik. Ve ürettiğimiz ürün suyun içme suyu ve sulama suyu olarak uygulanabilirliğini test ettik. Şimdi hep membranlar telaffuz ediyorum. Membran nedir? Siz zaten araştırmanın bu kısmında mı yer alıyorsunuz? Yani membranlarla alakalı olan evet. kısmında mı yer alıyorsunuz? Hem membranın test aşaması hem de membranların üretimi aşamasında çalışmalarım oldu. Membranlar aslında bir polimerik filtre. Yani suyu filtreleyebilirsiniz, iyonları filtreleyebilirsiniz, deniz suyunu daha tuzlu su haline getirebilirsiniz. Membranlar kabaca bu işe yarıyor. Yüksek lisansımı da bu şekilde tamamladıktan sonra Hollanda'ya gittim doktora araştırmalarımı yapmak üzere. Bu sefer de artık suyun tuzsuzlaştırılması, arıtılması değil de sudan elektrik enerjisi üretimi üzerine bir konu üzerine çalıştım. Orada da yine başarılı çalışmalar elde ettik. Ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde bir çalışmam oldu diyebilirim. Hollanda gibi neredeyse suyun içinde yaşayan, hatta Nederland herhalde suyun altındaki ülke evet, gibisinden çoktu. Bir anlamı var. Böyle suyla içli dışlı olan bir ülkede bu konuyu anlamak çok normal ama peki o bağlamda niye ele alıyorlar? Amaçları neydi bu konuya ilgi duymalarının nedeni ne olabilirdi? Onu evet, aslında bu Avrupa ülkelerinin ortak özelliği diyebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına, suyun kullanımına çok önem veriyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle suyun içinde olan, suyun içinde doğmuş bir ülke olan Hollanda için bu da vazgeçilmez bir özellik. Hatta İşte Bernoulli yasası diyoruz. Akışkanlar mekaniği araştırmacıları bunu çok iyi bilir. Bernoulli de bu yasayı aslında Hollanda'da icat etmiştir. Yani böyle bir ortak özellik var diyebiliriz. Evet, çok güzel. Şu anda da yine elektrik enerjisinin üretimiyle ilgili
yine sürdürülebilir, son derece temiz bir yeni bir metotla ilgili bir çalışma yürütüyorsunuz. Bu çalışmadan bahsedebilir miyiz? Üstelik herhalde paydaşlarınızdan bir tanesi de Japonya. Onları yeni konularla ilgili hassasiyetlerini hepimiz biliyoruz. Son derece yeni bir konu ve ta Japonya'yla bir çalışma yürütüyorsunuz. Nasıl oldu? Bu konuyla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Hollanda'da doktora çalışmaları esnasında ters elektrodiyaliz denilen bir teknoloji üzerine çalıştım. Ters elektrodiyaliz ozmotik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme özelliğine sahip bir membran prosestir. Ozmotik enerji nedir? Tuzluluk farkı olan iki doğal su kaynağının karışmasından elde edilen enerjidir. Potansiyeli çok yüksek dünyada. 2.6 terawattlık bir teorik potansiyeli vardır. Global elektrik enerjisi ihtiyacı talebi ise 2.3 terawattır. Yani fazlasıyla bu ihtiyacı karşılayabilecek bir enerji türüdür. Emisyon değeri yoktur. Tamamıyla yenilebilir, temiz bir enerjidir. Ve ters elektrodiyaliz de bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen teknolojilerden birisidir. Hollanda'da yeterince tecrübe kazandıktan sonra yine TÜBİTAK programıyla Türkiye'ye dönme fırsatı buldum. Türkiye'ye döndükten sonra da 2016 Aralık ayında Atılım Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak başladım. Daha sonra 2019 yılında bir proje önerisi sunduk. Biz çoklu işbirliği projesi Japonya ile. Burada paydaşlarımız Avrupa ülkeleriyle Japonya'ydı. Avrupa'da İspanya, Polonya bizim proje partnerlerimiz. İspanya Avrupa Proje Koordinatörlüğünü üstlendi. Karşı tarafta da tabii ki Japonya var. Atılım Üniversitesi bu projede yürütücü kuruluş yer aldı. Hacettepe ve Ege Üniversiteleri de Türkiye'de partner olarak yer aldılar. Ve ters elektrodiyaliz teknolojisi için membran sentezini biz bu projeyle başlatmış olduk. Türkiye'de bu bir ilktir. Uluslararası düzeyde ilk defa bu çalışmaları biz yürütmekteyiz. Bu projemiz yakın zamanda başarıyla sonuçlandı. İyi çıktılar elde ettik. Daha sonra yine Japonya'yla, bu sefer farklı kurumlar ile bir proje önerisi daha sunduk. Bu projemiz de kabul oldu. Şu an o projeyi büyük bir sevinç ve gururla yürütmekteyiz. Peki bu proje ne kadar sürecek hocam? Tahminen ne kadar bir sürede sonuç almayı hedefliyorsunuz? Şu an yürütmekte olduğumuz projemiz 2 yıllık. Tamamlanan projemiz ise 3 yıllıktı. Fakat proje bittikten sonra biz çıktı almaya devam ediyoruz. Yani bu proje bitimiyle sonlanan bir ilişki değil. Peki kullanılabilirliği konusunda araştırma çıktınızın uygulandığı bir yer var mı? Mesela Hollanda'da yapılan araştırma normalde uygulamaya veyahut da insanların hayatına dokunmaya başladı mı? Bundan sonra sizin yaptığınız çalışmaların ne tür yansımaları olabilir? Evet, şimdi bu teknoloji genel olarak scale up dediğimiz, yani büyütülmüş ölçekli proseslere yönelik yapılan çalışmalar. Daha küçük, işte nano mikro düzeyde çalışmalar şu aşamada düşünmemekteyiz. Bu çalışmaları da ülkemizde başlattığımız için tabii ki sevinçliyiz. Ve bu çalışmalar aslında bu gelecekte pilot işletmelerin temelini oluşturacaktır. Biz ümit ediyoruz ki ileride aynı Hollanda gibi bizim ülkemize de bu teknoloji kazandırılsın. Çünkü Türkiye'nin de bu konuda 8 büyük nehri vardır. Ve potansiyeli oldukça yüksektir. Evet. Biz de öyle ümit ediyoruz hocam. Çalışmalarınızda sonsuz başarılar diliyorum. Umarım bu konuyu finanse edecek, bu konunun daha büyütülerek makro düzeyde uygulamasına geçilecek şekilde olanaklar gerçekleşir. Biz de tekrar bu konuları konuşmak için bir araya gelebiliriz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.